böyle şeyleri. Mutlu günler sayın seyirciler, programımıza hoş geldiniz. Bugün de tabii ki konuğumuz Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk hocam, nasılsınız? İyi. İyi, nasıl iyi? İyi. İyi misiniz, afiyetli misiniz? Emirel Cumhurbaşkanımızdan kalmış bir tabirdir bu. İyi. Ha, oradan. Sparta şivesi. Bu sabah oradan mı kalktınız? İyi. Yok. Her sabah kalktığım yerden kalktım ama bunu ben hep kullanırım. Hayır, ama siz böyle değişik olmuyor mesela. Benim sabahları kalkışlarım değişik oluyor. Sizin olmuyor mu? Hani bazen şarkı söyleyerek kalkıyorum. Bazen çok depresif kalkıyorum. Bazen başka türlü kalkıyorum. Cumaları çok şükür cumartesi pazar geliyor diye iyi kalkıyorum falan. Depresif kalktığımı hiç hatırlamıyorum. Çünkü iyi uyurum ve rahat kalkarım. Ha. Depresif. Ruh sisteminiz hep iyi mi hocam? İyi. Ha? İyi. Bunu nasıl koruyorsunuz? Bir dakika, ben onu çok merak ettim. Ben hani ben yapamıyorum yani. Şimdi nasıl koruyorsun? Bu hayat gemisinde yükü indireceksin, gemi taşıyacak. Şimdi insanlar ne yapıyorlar biliyor musun? Benim acizane gördüğüm. Gemide gidiyoruz. Yüklerimiz de var. Bizi de gemi taşıyor, yükü de. Şimdi adam yükü dışarıda sırtında, kendi taşıyor çünkü dışarıda taşıyacak mecburen. Gemiye biniyor, hala yükü indirmiyor. İndir. Güzel bir bakış açısı. Niye sırtında taşıyorsun? Bunu gemi taşıyacak. Bu çok kolay olabilen bir şey değil. O canım, ama buradan bakmak lazım. Yani tabii bu imanla mümkün. Yıllar, yılların birikimi, yılların seni üzmesi, sevindirmesi, onların hepsi bir şey yani. Tabii yani. En azından bu gayreti göstermek lazım. Tabii gemide olduğumuza inanmak lazım bir defa. Evet, işte öyle görmek lazım değil mi olayı? Hani bir gemide... Gemi memi yok kardeşim. Yükü her zaman ben taşıyorum derse bir adam bunu indirmez. Herkes peki kendi gemisinin mi kaptanı? Herkes kendi vücut gemisinin kaptanı olabilir ama bütün geminin kaptanı yaratıcı. Öyle demedim ben. Herkes kendi hayatı için. Hepimiz kendi hayatımızın bir şekilde yönetmeniyiz, yapımcısıyız yani. Gayet de. Şimdi onun için o gemide, o gemide ah ben de olsaydım bir şarkı söyleseydim. Ben o gemiden hocam bahsetmiyorum. O gemide her şeyi biz taşıyacağız mecburen. Ha. Yani küçük daire bizim tasarrufumuzda. Fakat bir de büyük daire var. Yani küçücük dairelerin yer aldığı, milyarlarca daireciğin yer aldığı büyük daire var. Şimdi o büyük dairede bizim atlayıp zıplamamız söz konusu değil. Onu sahibine bırakmak lazım. Sen küçük daireler içinde kendine ait olan alanda sorumlusun. Orada dikkat et, yapman gerekeni yap. Orada yük senindir, irade senindir, karar senindir. Kendine ait olan daireyi genişletmeye çalış ki büyük daireye ulaşma. Kendine ait olan dairede adam gibi yaşarsan büyük daire de bunu dikkate alır ve seni rahatlatır. Hemen hemen aynı şeyi söylüyoruz. Yani. Tabii yani. Şeylerimiz farklı, cümlelerimiz farklı diyeyim hocam. Nasıl geçti haftanız? Haftam çalışarak geçti. Her zaman. Hocam siz de hep çalışıyorsunuz, hep çalışıyorsunuz. Ya çalışmak dediğin zaman sabah benim çalışmamla keyfim iç içe. Benim çalışmam demek okumam, yazmam demek. Bu tabii bir çalışma keyif. Çalışma çok çok kapsamlı bir kelime. Her türlü işi, çalışma işin içine girebilir. Yani çalışma. Canım, bütün ayrıntıları da vermiyorum tabii. Ne çalışıyoruz? Bugün de karnı alıyor çocuk. Çocuklar. Sen bu yıl gene semestir programları var mı çocuklara? Olmaz mı? 15 günümüzü çocuklara adayacağız. Burada ne güzel bıcır bıcır çocuklarımız olacak. Hayvanat bahçesine gideceğiz, akvaryumlara gideceğiz, gezi. Ben de gideceğim, evet, hayvanat bahçesine. Geçen yani sene arzu de ediyorum yaptınız tabii. Ben de bu arada bir yerlere kaçayım diyorum. Niye? Sıcak bir yerlere. Ay hocam bir... İki hafta çocukların. Ay yapmayacak biz özü iki hafta hocayı. Ben öyle biliyorum. Geçen sene öyle yaptık. İki hafta ben dinlendim.
Ha, siz gitmek isterseniz gidebilirsiniz tabii. Hayır, gitmek isterseniz değil. Gidene dur, gitmek isteyene dur demeyiz hocam. Şimdi çocukların arasında ben ne yapacağım kartoroz çocukların içinde? Ne yapar ki yani? Ne güzel, gençleşir enerjiniz, her şeyiniz. Onların o saf, o temiz hali yani size de yansır. Yani ben sizin verdiğiniz karara uyarım ama geçen seneki gibi ben azat edilirsem ben de sıcak bir yerlere kaçacağım. Gidin hocam, Maldivlere falan gidin valla. Nere? Maldivlere. Oho, çok büyüttün ya. Sıcak nereye gideceksiniz başka? Ya yok, Türkiye içinde büyük bir yer. Büyük düşünün hocam. Büyük düşüneceğim de. Allah aşkına imkanlarınız da var. Onun vakti var. Alın başınızı gidin yani. Şimdi Türkiye içinde bir yere, sıcak bir yere kaçarım yani, Akdeniz'e. Tabii ki yani o da çok güzel olur ama imkanlarınız da var. Yani değerlendirmek lazım bu hayat gemisindeyken o imkanları da. Diyelim. Bir 60 saniye ara. Uzun yolculuklar yalnız çekilmez. Hadi hocam. Yapmayın Allah aşkınıza. Bir arkadaş alırsınız yanınıza. Arkadaş. Neyse, konuşmayayım fazla. Çok mu yalnızsınız hocam? Ben çok duymuyorum. Yok, hiç öyle bir derdim yok. Yani doğru düzgün bir şey, bir arkadaş olursa yani, mesela nişanlanırsam o zaman yalnız gitmem. Ya bir erkek arkadaşınızı alın gidin. Erkek arkadaşı ne yapacağım ben? Kazma kazmaya ne yaparız? Kafa dinleyeceksiniz orada. Yok. Erkek arkadaşla kafa dinlenmez. Neyse, ben sözü uzatmadan 60 saniyelik reklam arasını vermek istiyorum. Kanalım para kazansın. Sen kafa dinlemek için kız arkadaşlarla mı gidiyorsun? Bir dakika efendim. Sen kafanı dinlemek istediğin zaman kız arkadaşlarla mı gidiyorsun? Vallahi hocam, ben şu ana kadar hiçbir erkek arkadaşımla hiçbir tatile gitmedim. Öyle enteresan prensiplerim de var benim. İnşallah ben de bir yere gitmeyi düşünüyorum. Ben de hiçbir ama erkekle tatile gitmedim. Kız arkadaşımla gitmedim. Gitmeyi düşünüyorum. Çünkü yani zaten şu durumda olabilecek tek şey yani şu imkanlar içerisinde sadece kız arkadaşıma bir yere gidebilirim. Neyse, hadi reklamla. Evet hocam, neyimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Soru cevaplarla gideceğiz. Evet. İzleyicilerden gelen soruları cevaplandıracağız. Aralarda sizinle magazinsel sohbetlerimiz olabilir. Onu da baştan söyleyelim, değil mi? Sefa Aydın İzmir'den sormuş. Milyarlarca insanın parmak izlerinin birbirinden farklı olması size göre mucize değil mi? Evet. Mucize ve Kur'an-ı Kerim de buna değiniyor zaten. Tabii. Ve tabii tesadüf diye bir şeyin olmadığını da bu gösteriyor. Herkesin kimliği onun. Dolayısıyla kimse kimsenin kopyası değil, tekrarı değil. Herkes kendinden sorumlu. Göreceği ödülle ve karşılaşacağı cezalarla da bir bağımsız varlık. Yani herkes başlı başına bir alem. Bağımsız bir evren. Küçük bir evren ama bağımsız. Hocam mesela şimdi hepimizin isimlerini alsak, hepimizin isimlerini çıkarsak. Mesela sizin isminizi çıkartıyoruz. Ben size sen kimsin diyorum. Ne dersiniz? Ben Yaşar Nuri'yim derim. Yok işte isminiz. Yok, isimsizsiniz. Ha, isimsiz. Onun cevabı çok daha yerinde bir cevap. Ve öyle olmak lazım. Yapıp ettiklerimden ibaretim ben. Kur'an buna cevap veriyor. Her kişi, her benlik, nefs tabirini kullanmıştır. Her benlik yapıp ettiklerinin bir karşılığıdır. Ben, ismim yok benim. Bana verilen hayat nimetinin İçinde neler yaptımsa ben oyum.
Mesela hani isimsizsiniz mesela, hani bana sorulsa ya da hani başka, siz bu şekilde tabii cevap veriyorsunuz ama hani kimsin senden dense, ben benim. Öyle değil mi? Yani? Sen nesin? Ben benim. Yapıp ettiklerinsin. İşte tamam ama o hani daha bir çoğalaraktan bir bütüne gidiyor, ben benim. Hepimiz beniz. Herkes bir ben. İşte o benlerin yapıp ettikleri önemli. Evet. Şimdi insan amellerinden ibarettir denir. Klasik tabir budur ve çok yerindedir. Yani yapıp ettikleri demek. Ama şu amel kelimesini iyi değerlendirelim. İnsan din dilinde insan ibadetlerinden ibarettir de denir. İbadet nedir? İbadet. İbadet de yapıp ettikleriniz demek. Çünkü ibadet kelimesi İbranice'den gelen bir kelime. Abodadır kökü. O da yapıp ettikleriniz demek. Neler yapıp etmişsem ben onlardan ibaretim. Ben oyum. Sen de osun. Hiçbir şey yapıp etmeli. O otsun o zaman. Ay hocam olur mu ya? Hayat her aynen gün... öyle. Nasıl İkbal olsun? Bunu böyle değerlendiriyor. Diyor ki hayat sahnesinde iz bırakacak yapıp etmeleri olan birileri sonsuzlaşır ve tekamülleri devam eder gider. Hiçbir şeyi yapmamışsa o da diyor ot gibi toprağa karışır ve yok olur gider. Şimdi Kur'an-ı Kerim hepimize bir benlik veriyor ve bizi yaratıcıya yardım edebilecek düzeyde bir varlık olarak görüyor. Allah'a yardım edin, o da size yardım etsin. Yani yaratıcı faaliyete bizi bir aktif unsur olarak katmak istiyor Kur'an-ı Kerim. Mesela tarikatlar bu Kur'ani yapıyı mahvettiler. Sen çıkarsan aradan kalır seni yaradan. Kur'an bana aradan sen çık demiyor ki. Beni bir benlik olarak, ben olarak devrede tutmak istiyor. Ve bu yapıp edici benliğin faal olmasını teşvik ediyor devamlı surette. Sen ne diyorsun? İradeni yok et, çık aradan, ot ol. 1000 senesini böyle Müslüman dünyanın çaldılar. Onun için tasavvuf demiyorum. Tasavvuf felsefesi özgün şekliyle başka bir şey. Ona çok büyük saygım var. Aynen İkbal gibi, Muhammed İkbal gibi düşünüyorum. Fakat tarikatlar bir kırılmadır ve bir hayal kırıklığıdır. Müslüman dünyaya çok ağır faturalar ödettiler ve Kur'an dışıdır. Hocam Ankara'dan Ayşe Mesut Yasin sormuş. Yatsıdan sonra kılınan vitir namazı Ehl-i Beyt için mi kılınır? Tövbe haşa. Allah dışında biri için kılınan namaz şirk olur. Öyle bir şey yok. İlk defa böyle bir şeyi duyuyorum ben. Yanlış. Peygamber için bile namaz kılamazsınız. Açık şirktir. Şimdi deniyor ya, şu işte farzlar Allah için, sünnetler peygamber için. Haşa, haşa. Bu açık bir şirktir. Peygamber için ibadet olur mu ya? Sünnet peygamber için ibadetlerin alanıdır denir mi? Bu şirktir. Bunu kim uydurdu? Nereden çıktı? Bu şirkin ayrımıdır. Bu bir şirk deklarasyonudur. Hâzâ lillâh ve hâzâ lişürekâinâ. Bak Kur'an bu tabiri kullanıyor. Şirki eleştirirken diyor ki bunlar şu Allah için, şu da bizim yedek ilahlarımız için derler. Şimdi siz peygamberi bu duruma mı düşürüyorsunuz? İşte şirkin sabacığım İslam ümmetini mahveden ve örtülen, tanıtılmayan kısmı budur. Şirki
İmam Cafer Sadık'ın dediği gibi Emeviler şirki tanıtmayarak Müslümanları mahvettiler. Sen bu yanda tevhidi tanıt, Allah'ı öv istediğin kadar. Şirki tanıtmadıktan sonra tevhidi tanıtmanın bir alemi, bir anlamı yok ki. Şimdi ben birkaç güne kadar çıkacak şirk kitabını niye İmam Cafer Sadık'a ithaf ettim? Çünkü bu kitap onun hasretine, bin yıldır bekleyen hasretine cevap getiriyor. Ben farzları kılıyorum Allah için, sünnetleri de kılıyorum. Ya sünnet, namaz ne demek ya? Peygamber için ayrı bir namaz ne demek ya? Bu açık bir şirk deklarasyonudur. Bütün ibadetler Allah içindir. Sünnet bir uygulama şeklidir. Ama peygamberin payı, Allah'ın payı, haşa, haşa. Herkes ağzından çıkana dikkat etsin. Blokırdıların başınıza açtığı belayı ömür boyu kıldığınız namazlarla ödeyemezsiniz. Ey ahali, dikkat edin. Hocam şimdi ben yeni soruya geçeceğim. Orada bana sabahleyin bir tane tweet gelmişti. Twitter'dan bir soru sormuşlardı bana. Birisi bir evladını kaybetmiş. Onu bulacağım da. O arada o soru siz buna cevap verirken ben de onu bulmaya çalışacağım. Emre Battal Ankara'dan sormuş. Mezhep inancı aklı perdelemek midir? Hayır, mezhepleri din yapmayınca mezhepler ilmi yorum demek, yorum ekolü demek. Bunlar her dinde vardır ve olacaktır. Yani yorumsuz din hayatı olmaz. Yorum varsa mezhep var demek. Yani mezhebi bir yorum ekolü, bir yorum şekli, bir yorum letiresi olarak aldığınız zaman yerine oturur, hayırlıdır, makbuldür. Ama biz mezheplerin her birine ayrı bir din yaptık. O zaman mezhep mücadeleleri, din mücadeleleri oluyor ve İslam'ın içinde 20 tane ayrı din çıktı. Tefrika. Mezhepler şirk aracı oldu. Çünkü tefrika şirktir. Yorum ekolü olarak aldınız mı mezhepten kimin şikayeti olur? Şapla şekeri birbirine karıştırdığınızda başınız dertten kurtulmuyor. Çünkü şapla şekeri birbirine karıştırmak, kavramları ait olmadıkları yerlere oturtmak zulümdür. Çünkü zulüm şeylere ait olmadıkları yerlere koymaktır. Zulüm gelince de mahvolursunuz. Siz şimdi mezhebi din, mezhep imamını da peygamber gibi algılamaya başladınız mı? Kurtuluşunuz mümkün değil. Çok yaşa. Sesimi kıssınlar diye beklerken içime kalkmış hapşuruyordum. İyi kalktım dedin ama niye esniyorsun falan? Esnemedim, hapşuruyordum hocam. Hapşuruyordum, sesini kıssın dedim, yetişemedim. Hapşuruyordun. Hapşırıyor muydum, ne? Rıyla mı uyla mı sabah? Ben uyu tercih ediyorum. Tercih edemezsin. Niye yani? Benim seçimim dil, hocam. Dil kıyasla olmaz, dil semai bir kurumdur. Hapşur. Bilmiyorum bu hapşırdım. İyi kullanıyormuşum ya, pardon. Ya hapşırmak olur mu sabah, yapma ya, hapşırmak. Hocam canım isterse hapşırırım, canım istemezse hapşururum. Kime ne? Ben özgür bir ruhum. Öyle herkes istediği gibi. Şaka yapıyorum, hapşırıyordum. İyiyim de bilmiyorum niye bir hapşırık geldi, bilmiyorum. Şecere yerine secere dedikleri gibi. Bir şey alerji secere yaptı herhalde. Secere. Secere ha. Ya kardeşim secere olur mu vatandaş, yapma ya. Şecere. Anlatana şecere. Kadar neler çekiyoruz. Siz her şeyi anlatana muhattap kadar. Diyor meclis kürsüsünde. Ben Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda değerli arkadaşlarımı bunu bir tatlı hatıra olarak anlatıyorum. Dedim onlara bir gün. Ya sizin konuşmalarınızdaki Türkçe hatalarını tasihten burada politikaya ben vakit bulamıyorum. Kasım ayı diyor adam.
bilmem kaç yıllık hukukçu meclis kürsüsünde sanıklar diyor. Bir defa ağzından kaça 20 hocam defa. Onu bırakın, şemsiye var, şarj var, gravat. Şarj etti diyor. Şarj, ha. Gravat var. Gravat. O yani, neyse yani. O biraz şive diyelim ona. Hocam, ama şarj muhatap. Muhatap. Öyle de bir oturdu ki yani muhatap. O şeddeyi kim koydu oraya? Başka bir şey var. Senin meslektaşlarından da dinliyoruz. Mevlana törenlerini veriyor. Şebbi aruz. Sokaklarda afişler gördüm. Bu sene yine gördüm. Şebbi aruz diyor. Aruz. Zeyle. Ya senin dilini ben tutarım. Çıs ederim. Ne derdi? Çıs. Aruz olur mu ya? Biber aruz sürerim. Bir vezirdir. Hocam, aruz. Biber sürerim değil. Biber sürerim tabii. Hocam. Türkçe'ye bu zulüm yapılır mı ya? Ay hocam ne zulüm. Koca kurumların konuşmacıları, speakerları. Şebbi aruz. Yıllardır yazdım söyledim. Şimdi pek artık. Şebbi, şeddeliğimde. Aruz. Hocam, ben o soruyu buldum izleyicimizden gelen. Biraz zor oldu. Çok tweet geliyor hocam. Yapacak hiçbir şey yok. Ne yapayım? Neyse. Melek Sönmez isimli bir izleyicimiz sormuş. 7 yaş kalp hastası kızımı 20 gün önce kaybettim. Başını sağ olsun. Allah sabır versin. Allah sabırlar versin. Mezarlıkta ve günlük hayatta beni duyar mı, görür mü diye sormuş ya. Çok acı, çok. Çok. Allah sabırlar versin. Ruh ölmüyor. Yani duyar görür dememiz lazım. Bunun cevabı budur. Ama o acıya sabrederse o ödüllendirilecektir. Onu kesin bilsin. Evet. Evet, gerçekten onu hani ben de bir şekilde... Yani Cenab-ı Hakk'a sen vermiştin, sen aldın. Verirken de güzelsin, alırken de bunu diyecek, acısını da bu anlayışla, sabırla, tahammülle hazmedecek ve ödülünü alacak. Evet, aslında bakınca evrendeki hiçbir şey kaybolmuyor. Yani güneş aynı yerinde duruyor, yıldız aynı yerinde duruyor. Yani yıldız da, güneş de, ay da, çiçek de, böcek de. Yani bütün her şey aynı yerinde duruyor, hiçbir şey kaybolmuyor. Demek ki ruh da kaybolmuyor, ruh da gitmiyor. Ve ruh da bir şekilde var ve ölümsüz yani. Hani bu, bilmiyorum, bir evladını kaybetmiş bir kişi için ne kadar teselli cümlesi olur. O hani acı her ateş düştüğü yeri yakıyor sonuçta ama en azından o var hala. Sadece silüet olarak yok mu diyelim. Öyle diyor ya şair. Sema bize seslenir gök. Kalma gel işkencede, ruhumuz ebedidir, bunu duy tek ecede. Ömür ki bir kurakça, onu bir tek güne böl. Şebnem gibi doğ ve öl yıldızlı bir gecede. Şebnem gibi yıldızlı bir gecede doğup ölebiliriz ama ruh ölmez. Belki de başka bir zamanda tekrardan, anne çocuk olmayacaklar belki ama belki başka bir ya şey bakın, olacak tekrar... Bir arada olacaklar. İnsanlığın tırnak içinde adam olmanın standartları belli. Bunları dinler getirmiş, felsefeler bunları telaffuz etmiş asırlarca. Bunlara uyarak yaşadınız mı? Bilin ki bu dünyanın ötesinde daha çok alemler var ve onlar bu dünyadan çok daha güzel. Çok daha güzel yerlere gideceğiz. Yani Nazım Hikmet, Allah rahmet eylesin, güzel günler göreceğiz çocuklar, güzel günler diyor, maviliklere yelken açar. Şimdi o tabii materyalist bir insan, büyük şair ama materyalist. O onu başka bir bağlamda söylüyor ama ben bunu bizim konuştuğumuza çekiyorum. Dünyanın ötesinde de güzellikler var. Bütün dava... Şu dünya hayatını adam gibi yaşamaktır. Ya şu adam gibi yaşamayı hocam bir özetle. Ben özetleyeyim bunu.
Kur'an'dan alarak özetleyeyim. Adam gibi yaşamak günahsız olmak falan değildir. Günahsız adam da adam değildir. Hazreti Peygamber'in sözüdür bu. Ve Müslim'deki bir hadistir. Kütüb-i Sitte derleri. Bu da var orada. Hiç günah işlemeseydiniz Allah sizi yok eder, yerinize günah işleyen bir başka insanlık, bir camia, bir topluluk getirirdi. O halde adam gibi yaşamak, günahsız yaşamak falan değil. Nedir o zaman özeti? Adam gibi yaşamak, riyakarca yaşamamak demektir. İçi dışı bir yaşamak demektir. Günahları sevaplarıyla, Bedri Rami'nin dediği gibi hayat kiriyle pasıyla güzeldir. Ama ben kirsiz passız göstereceğim kendimi diye riyaya gittim mi bitti işte. Bitti. Riyakar olmayın. İçiniz dışınız bir. Samimi, haysiyetli olun. Günahlarınız sizi asla mahvetmez. Hatta günahlarınız sizin için artı olabilir. Çünkü size gözyaşı döktürür, boyun büktürür. Allah'ın önünde tazarruğa götürür sizi, o da sizi kurtarır. Ama riya ne yapar? Bunun tam tersini yapar. Kasılır, kabarırsınız, iki yüzlü, ona bir türlü, buna bir türlü, öbürüne bir türlü. Ve riyakarlık sizi Allah'ın düşmanı yapar. Halbuki günahlarınız sizi Allah'ın noksanlı kulu yapar ve Allah noksanlı kullarını affetmek için çareler arar. Riyakarları ise mahvetmek için çareler arar. Bu onun kendi koyduğu kuraldır. Hazreti Peygamber diyor ki, sahabi soruyor, iyi dinleyin bunu. Kurtuluş nasıl olacaktır ey Allah'ın elçisi? Allah'a oyun oynamazsan kurtulursun diyor. Tabire bakın. Allah'a oyun oynamak bizim ne haddimize, bu nasıl olur diyor. Riyakarlık yaparsan Allah'a oyun oynamış olursun ve bu da seni mahveder diyor. Yani burada ben bunları size söylerken bunları kendi yorumum olarak söylemedim. Demin dedim ya, adam gibi yaşamanın Kur'an'dan çıkarılacak tek cümlelik cevabı riyakarca yaşamamak demek. Budur. İrem Karasu Edirne'den sormuş hocam. Hı. Meleklerden yardım istemek Allah'a şirk koşmaktır. Evet, hiç tartışma yok. Meleklerden. İşte evliya dedikleri bir takım sahtekarlardan. Çünkü hakiki evliya, hakiki veli Kur'an mümini demektir. Kur'an bunun tarifini vermiş. O sizin ondan yardım istemenize zaten karşı çıkar. Karşı çıkmıyorsa Kur'an mümini değil, şeytan evliyasıdır. Onu da Kur'an veriyor. Evliya-ı şeytan tabiri benim değil, Kur'an'ındır. Evliyaullah tabiri de Kur'an'ın, Allah'ın velileri ve onun tanımını vermiş Kur'an. Matematik tanımını vermiş. İmanı ve takvası olan adam demektir. Başka bir şey ekleyemezsin buraya. Şeytan evliyası tabirinde kullanmış, evliya-ı şeytan onun tanımını vermemiş. İlginç. Ne demek bu? Rahman evliyası olmayanların tümü şeytan evliyasıdır. Şimdi İslam dünyasının bugününe bakarsanız manzarasına, 1000 senedir İslam dünyası Rahman evliyasının peşinde gitmemiş, şeytan evliyasının peşinde. Ve hala gidiyor. Şeytan evliyasının peşinde gitmek nedir? Şirktir. Ve Kur'an'a göre şirk, insan kitlelerini batıran temel derttir. Şirke saptın mı diyor Kur'an-ı Kerim, ne yaparsan yap kurtuluş söz konusu değil. Hem dünyada hem ahirette. Şu tabire bakın ya. Le'in eşrekte le'yehbetenne ameluke ve le'tekünenne minel hasirin. Yemin edatlarıyla. Şirke saparsan yapıp ettiklerinin hepsi yok olur, mahvolur ve hüsrana gömülenlerden olursun. Bütün peygamberlere diyor verdiğimiz ortak mesaj budur. Bak.
Şimdi ben bu çıkacak kitapta burayı irdeliyorum. 1000 senedir irdelenmemiş bir yerdir orası. İslam dünyası niçin bu haldedir? Ya bu kadar aydını var İslam dünyasının, bu kadar dahi seviyesinde adamları var. Bunlar bunu irdelemiyor, irdeliyor, dinlemiyorlar bu adamları. Ya bunlar dinde reform yapıyor diyor, bize Emevi babalarımız, dedelerimiz ne demişse biz onu din biliriz diyor adam, bitti. Evet. İstanbul'dan Şefik Şümen sormuş. Allah kaderimizi önceden mi belirler yoksa kendimiz mi yazarız? Allah evrensel kuralları koyar. Sünnetullah dediği kader de budur. Kader tabiat kanunları anlamındadır Kur'an'da. Hiç öteye beriye çekmeyin. Mesela suyun 100 derecede ısınması gibi. Aynen Sabahcığım. Aynen. Kaderi Kur'an-ı Kerim tabiat kanunları anlamında ama hani kullanır. Değişmez, değişmez kader dediğimiz budur. Hani böyle yazılmış demek de insanın birazcık şeyine gidiyor, kolayına. Tabii. Yani hani tabii. Biz peki devamlı kendi kaderimizi değiştirebiliyor muyuz peki? Kaderimizi i̇şte dedim derken ya, o yani küçük daireleri. İşte seçimlerinle mesela onu daha değişik yerlere götürebiliyor musun? Daha, yoksa yaşanacak gayet, olan gayet, zaten gayet. Yaşanıyor mu? Gayet tabii, insan ot değil. Ya insana Kur'an-ı Kerim diyor ki, Allah'ın yardımcısı ol ki Allah da sana yardım etsin. Ya bu paye verilmiş bir varlığın eli kolu bağlı olabilir mi? Cenab-ı Mevlana, o büyük Allah, o Mevlana diyor ki, demek. Allah diyor sana şu yorganı dik der de, iğneyi eline verir de sonra gözlerini bağlar mı diyor. Allah zalim midir? O zaman iğneyi batırırsın eline. Sana şu iğneyi al, şu yorganı dik demişse, dikeceksin. O zaman gözlerini bağlamaz, Allah zalim değil. Yok ezelde her şeyimiz takdir edilmiş. Dolayısıyla biz neyiz peki biz? Ot muyuz? Ot olan bir varlığa Cenab-ı Hak Allah'a yardım edersen Allah da sana yardım eder der mi? İkbal diyor ki, o İngilizce metindir, onu şey yaptı. Onun için kelimeyi oradan aldım ben. Seni co-worker, yardımcı çalışanı yapan bir kudret, senin elini kolunu bağlar mı? Sen Allah'a zulüm mü isnat ediyorsun? Kuralları koymuş. Ama oyunu sen oynayacaksın. Yolu sen yürüyeceksin. Peygamberler aydınlık getiriyor. Peygamber seni sırtına alarak hiçbir yere götüremez. Ona öyle bir yetki verilmemiş. Işık tutar. Tebliğci bu demek. Işık tutar, aydınlatır, açıklar, beyan yetkisi var, yorum yetkisi var. O kadar. Yolu sen yürüyeceksin. Efendi Hazretlerine biz biat ettik. O bizi Arasat Meydanı'nda bak. Gördüm, metin dolaştırıyorlar internette. Mahşer Meydanı'nda dolanacak, kendisine biat etmiş olanları tanıyacak, onları tek tek alıp cennete götürecek. Şimdi diyeceğim, layık oldukları cevabı vereceğim. Hocam, rütükken, bir ben sürerim. Vermeyeceğim, söylemeyeceğim. Ben sürerim. Söylemeyeceğim çünkü mühür kimdeyse Süleyman odur. Süleyman yapıştırıyor hemen. Hocam ben diğer soruya geçiyorum. Geç. Ankara'dan Nevzat Turhan sormuş. Öldüğümde annemin mezarının üzerine defnedilmek istiyorum. Uygun mudur? Uygun olur. Zaten Suudi Arabistan'da sistem budur. 2 sene mi filan bekliyorlar, ondan sonra dümdüz ediyor. Başka benim annem de kalp krizinden vefat etti. Çok ani vefat ettiği için yer bulunamayıp o da annesinin üzerine defnedilmişti. Hatta ona Anadolu'da annesinin kucağına tevdi edilecek derler. Çok severim o tabiri. Şimdi benim annemle babam yan yana yatıyor. Abim rahmetli oldu. Onu da yanına koydular. Üçü.
Şimdi ben düşünüyorum orada acaba bana yer var mı? Olmasa babamın veya annemin kucağına mesela olabilir. E tabii olabilir. Yani. Neden olmasın? İstanbul'dan Doğukan Akça sormuş. Cehennemde yanan bir kişi Allah'ın merhametli olduğunu düşünür mü? Ona soran mı var? Yani yaptığı kötülüklerin... Bakın insaflı olalım. Yaptığınız kötülüklerin karşılığını size külli kudret, yaratıcı, o karşılıklarını size veriyorsa bu merhametsizlik mi oluyor? Yani ben her türlü kötülüğü yapacağım, sonra Allah iyilere yaptığı muameleyi bana da yapacak diyor adam. Ya insaf var, hiç olmazsa azıcık vicdanlı ol. O zaman Musa olmakla Firavun olmanın farkı nerede? Yezid olmakla Hüseyin olmanın farkı nerede? Muaviye olmakla Ali olmanın farkı nerede? Böyle bir yağma dünyası var mı? Bunları yaratıcı kudret, o kılı kırk yaranın adaletiyle elbette ayıracak. Amenna. Ve bu ayrım yapılacaksa cehennem en az cennet kadar lüzumludur. Allah abesle iştigal etmez. Evet, cehennem de amenna ve saddakna onun merhametinin bir tecellisidir. Balıkesir'den Sevda Yüksek sormuş. Kaç yaşına kadar günahlar Allah katında hükümsüzdür? Yani şunu demek istiyor herhalde. Yani kaç yaşından sonra günah? Buluğ çağıdır bunun doğal. Hatta 5 yaşında bir şey yapmakla hayır. Yani 15 yaşında beş yaşındaki bir işler... ne günah işleyecek zaten? Buluğ çağı mıdır? Buluğ çağıdır. Buluğ çağında sorumluluk başlar. Bu kaç yaşında baliğ olursa doğal bir hadiseye bağlamıştır bunu İslamiyet. Çok yerindedir. Yani hukuk sistemlerindeki reşit olma yaşı ay bir de temyiz yaşı vardır. Diyebiliriz ki hocam, Kur'an bir temyiz şey yaşını esas hani, alıyor. Bilmeden silahla milahla oynarken birinin canına kıyan bir çocuk falan yani hani o tarz bir şey. Yani Allah korusun. Uzun bir soruymuş ki sanmışlar. Allah korusun Allah o korusun. Çocuğun eline o silahı verip onunla oynamasını tervic edenler buradan tabii ceza payını alacaklar. Ha. Gayet tabii. Onlar bir nevi azmettirici durumundadır. Çocuğun elinde silahın ne işi var? O da doğru. Evet. Blue çağı herkese göre değişiyor mu hocam? Ya sabah şimdi. İklimlere göre değişiyor. Yani sıcak iklimlerde 12 yaşında çocuklar buluğa eriyorlar. Gelişiyor. Serilip serpiliyor. Ama bazı iklimlerde beslenmeyle de ilgili bu. 15-16 yaşında balık oluyor. E tabii yani çocuktan çocuğa değişiyor. O kızda, kız çocuklarında yani regl döneminin başlaması. Aynen. Erkekte ne? Erkekte de yani şöyle diyelim ihtilam olma ile başlıyor. Erkekte de bu çok kız çocuklardaki gibi belirgin bir göstergesi. İşte onu merak ettim şimdi sorarken nasıl soracağımı bilemedim de ondan. Ama öyle yani ihtilam olmakla. Peki. Tayin eder, belirgin hale gelir. İsviçre'de. Ne demişlerdi geçenlerde Özgür? Alpler'de işte program yapalım dedim ben. Gençleşiyor muydun? Ne oluyordu? Bir şey oluyordu. Alplerde programsa bir de biz oradaki yapalım. Oradaki oksijen yüzünden abi bir hafta 10 gün kalınca bilmem ne kaç yaş gençleşiyor. O zaman hocam Özgür'e, orada yapalım Özgür'e bir şey ya. Özgür biz oksijenin doğal kıymetini anlatmak üzere biz de Alplerden bir tamam, program yapalım. Tamam Şirince'ye gittik kıyametin olmayacağını gidiyoruz göstermek için. Alplere niye gitmeyelim ki? Evet. Evet Özgür. Biz çok ciddiyiz hocam. Yardımcı da olurum ben. Avustralya Alpleri, Fransız Alpleri, İsviçre Alpleri. Her birinden çıktım. Mihmandarlık da yapabilirim. Var mı tanıdıklarınız?
Tanıdığım nerede? Yıllar oldu. Hocam bir bağırtır martır ancak öyle gideriz yani. Hani nasıl gideceğiz abi? Bir hafta gerek, 10 gün kalacağız. Tanıdığa gerek yok. Yani orada sistemler oturmuş gayet güzel. Gittim bir. Gidelim hocam. Ama siz önce bir tatile gidin. Ha? Siz önce bir şeye gidin. Benim şimdi gideceğim tatil kısa süreli olduğu için Türkiye içinde olur. Yani güneşli bir yere giderim. Bu sömestrden yararlanmak için. Ama yalnız gitmeyeceksiniz anladığım kadarıyla. Allah bilir ama bilemezsin dünya bu. Bir baktım pat diye nişanlanmışım öyle gitmişim. Bilemezsin. Yok artık. E tabii. Dünya sürpriz. Hocam gelmedi. Nişanlıyla tatile gitmek caiz midir? Niye caiz olmasın? O caiz değil, bu caiz değil. Ne caiz? Hocam ne bileyim yani size gibi bilemedim ben anlamadım bu şimdi bu nişan olayımız nereden çıktı? Allah Allah. Ya sen İngilizce biliyorsun possibility diye bir tabir var değil mi? He. Sonsuz seçenekler şimdi, arasında. Possibility veya possibilite Fransızcasıyla bunu kullanırsınız. Bunun içine Allah'ın bütün takdirleri girer. Takdir etmişse olur, etmemişse olmaz. Yani olur. Neden olmaz? Olabilir. Evet. Hadi bakalım o sonsuz olasılıklar arasından bunu seçiyorsunuz yani. Yani nişanlanma dediğin şey bizim için işlemiyor mu? Niye garip geliyor sana? Olabilir. Hocam yani bir şeyden garip gelmedi. Şimdiye kadar ilk defa ağzınızdan böyle bir şey çıktı. Bir. İlk defa çıktı çünkü ilk defa söyleme durumunda oldum. Yani ben de bir şeyler göreceğim de söyleyeceğim değil mi? Ezbere ha söyleyeyim. Hocam niyet var yani atmıyorsunuz siz o sizin olsa atmıyorum. O olasılığı almışsınız atmıyorum. Çekmişsiniz. Gayet tabii yani bir şey görmüşüm diyorsun. O zaman possibility değil hocam. Possibility ama yani kuvvetle muhtemel possibility. Yüzdesi yüksek. Bayağı bir çalışmışsınız. Nasıl? Hocam. He? Bayağı bir çalışmışsın. Dediniz ya programın başında ne yaptınız geçen hafta çalıştım dedim. Demek ki bayağı bir çalışılmış. Gayet tabii. İyi hocam yani inşallah Allah ne diyeyim yani hayırlıysa olsun. En önemlisi o. Evet. Artı yani hani bu yaştan sonra niye nişanlanıyorsunuz ki hemen evlenin. Balayına gidin. E onun da vardır bir hikmeti. Niye? Yani olsun bu yaştan sonra. Ne var bu yaştan sonra? Şimdi zaten hayır. Bak nişanlılık bir hukuki kurumdur. Bizim medeni kanunumuzda da var. Yani nasıl evlenme bir hukuki kurum ve kavramsa nişanlanmada. Medeni kanun onu da düzenliyor. O da bir hukuki kurum ve kavramdır. Kullanırsınız. Kafamı karıştırdınız. Bir reklam arası verseydik. Herkes siz, kullanır da bize yasak mı var? Kullanın hocam ne istiyorsanız kullanın bana tamam, ne yani. Hayrını görün. Hayır yani. Öyle hayır ben onun için garip, demedim ben garip vakit karşı. Kaybetmeyin diye ha, dedim. Diyorsun hani böyle ki... bir aşk varsa şöyle taze taze bir şeyse bir an önce nihayetlendirin diyorum. Ben de şahit olacağım ya. Ha, temennilerine teşekkür ederim. Onu da bakarız. İyi niyetli bir şey. Yani. Ben bazen anlaşılmıyorum. Ben iyi niyetle söylüyorum söylediğim şeyleri de. Hani hiç şüphem yok. Benim karşımdaki... Ben seni anlıyorum. Gayet iyi anlıyorum. Sen şimdi nikah şahitliği olayı var. Evet. Bir an önce oraya sizin gitsin istiyorsun. Diye. Evet. Acele etme. Sabır, sabır. Belki ya, bir sabır. Nişan yemeği olacak ondan önce. Bilemezsin. Ne engel var? Nişan, o da bir güzellik. Yime. Yime. Hem de. Evet. Aa. Ne yedim ne yedirdim. Sazlar sözler eşliğinde evet. Falan mı? He? Sazlar sözler eşliğinde mi? Cam o kadar da büyütme sazlar. Saz söz. Ne saz sözü ya? Hocam kutlayacaksak adam gibi kutlayalım. Böyle bir tek yemekle karın doysun da yani ruhumuz da doysun. O kadar ayrıntı bilemem. Ben de bilmiyorum.
Neyse hocam, geçelim. Ben izleyicilerimizin sorularına geçelim. Yer vermek istiyorum. Sizin özel hayatınızdan daha önemli onlar, evet, çünkü. Evet, 10 dakika değil konuştuktan sonra sabah. İsviçre'den Alpler'den nereye geldik? Şaka gibi çalışıyor şu şey, sistem. İsviçre'den Cemal Nermin sormuş. Burada Müslümanlara ait bir mezarlık yok. Hristiyanların yanına gömülebilir miyim? Olur. Ne var? Yani sen birinin yanına gömülmekle, sen gideceğin yere kendi amelinle gideceksin. Ama benim bildiğim İsviçre'de Müslümanların gömüldüğü yerler var. Yani bilmiyorum. Ama herhalde ortada kalacak değil, bir yere defnedilecek. Zaten mesela ruh ölmüyor, beden ölüyor demişsek. Tabii. Yani. Bunlar örftür nihayet. Müslümanların tabii bir Müslüman mezarlığı bunu oluşturur Müslümanlar yaşadıkları yerlerde. Yoksa herhangi bir yere defnedilir, bir mahsuru yok. Hocam şimdi size başka bir şey sormak istiyorum. Ne sormak istiyorum söyleyeyim. Şimdi önümden de okuyacağım zaten. Bu Ocak ayında maalesef çok kaybımız oldu. Yani evet. Ünlü olarak tanıdığımız çok kişileri kaybettik. Evet. Ve de bir haber çıktı. Tesadüf mü yoksa Ocak ölüm ayı mı diye. Okudum. Böyle bir şey var mı yani? Bu sorunun yanıtı da Erbay'ın dedi. Ben şimdi hemen haberi okuyayım. Ocak ayında birbiri ardına yaşanan kayıplar akıllara Ocak ölüm ayı mı sorusunu getiriyor. Mehmet Ali Birant, Metin Kaçan, Toktamış Ateş, Ahmet Mete Işıkara. Biraz geriye gidersek, daha önceki yıllara gidersek de Hrant Dink, Lefter, Uğur Mumcu ve daha nice ismi hep Ocak ayında yitirdik. Bu hani basit bir tesadüf mü yoksa bir anlamı var mı? Vallahi sizin yani Ocak ayı, ölüm ayı filan gibi bir Erbay'ın şey. Erbay'ın çıkarmak ne demek hocam? Ya bu Erbay'ın da işte 21 Aralık 31 Ocak arası. Bu Kerbela vakasının filan da denk geldiği bir zaman dilimi olarak görüyorlar onu. İşte orada çok üzücü bu tip olaylar olabilir falan diye bu eskiden beri söylenir. Ama bunların akılla ve dinin gerçek verileriyle bunları desteklemek mümkün değil. Bir okuyabilir miyim hocam? Oku. Çünkü tarihçi Mehmet Alkan demiş ki Erbay'ın çıkarmak başlığı altında. Eskiler Erbay'ın çıkarmak diye bir deyim kullanırlar. Erbay'ın Arapça 40 demektir. Dini anlamı da vardır. Ayrıntısını başka bir sefer anlatırım. Tarikat ehlinin 40 gün... Dini anlamı falan yoktur. Onu hemen söyleyeyim. Ya ben okuyayım da. Dini anlamı vardır dediğiniz zaman ona din verileri içinde bir yer bulmanız lazım. Tarikat ehlinin 40 gün ibadet ve perhizini ifade eder. Evet. Çile çıkarmak için kapandıkları hücrede 40 gün geçirirler. Aleviler Erbay'ın... O Erbay'ın çıkarmakla bu dediklerimizin hiçbir alakası yok. O Erbay'ın çıkarmak tamamen müsbet manada seyri sülükün tamamlandığı, yani halvet dediğimiz deruni tecrübenin planlandığı ve kotarıldığı bir 40 gündür. O ayrı bir şey. Burada bizim temas ettiğimiz Erbay'ın çıkarmak, insanların ölmesi gitmesi apayrı şeyler. Tamam, ben şunu bir bitireyim de. Bitir. Aleviler Erbayin-i Aşura'ya kısaca Erbayin derler. Arabi aylardan olan Sefer ayının 20'sine rastlar ki, Safer dediğim o. Safer. Evet. Safer ayının 20'sine rastlar ki, İmam Hüseyin'in Kerbela'da şehadetinin 40'ına rastladığı için eyyamı mahsusadan, yani özel günlerden sayılır. Soğuklarla ilgili bir anlamı daha var. Erbayin 21 Aralık'tan 21 Ocağı kadar geçen 40 günlük süreye denir. Kara kış denilen soğuk yılın günler. En soğuk 40 günüdür. Öte yandan hayat açısından da yılın en zor 40 günüdür. Zira eskiler için ölüm zamanıdır. Bu sürede sağ kalmayı ve Şubat'a ulaşmayı umarlar. Sağ kalanlar Erbay'ın çıkarmış olur. 40 günlük süreyi geçtim, seneyi atlattım diye düşünürler. Zor bir zaman, ölenlere rahmet, hastalara şifa gerek. Herkesin Erbay'ın çıkarmasını dilerim demiş Mehmet Alkan. Tamam, yani bu geleneğin, örfün
kabullerinin sıralanışı. Evet, gelenek böyle algılamıştır bunu, böyle düşünmüş. Ama bunun dini bir dayanağı falan yoktur. Şimdi Türkiye'nin değerli aydınlarından üç kişi, Mehmet Ali Brandt, yani, Allah rahmet eylesin. Amin. İşte Toktamış Hoca, Ahmet Mete Işıkara, Allah mekanını cennet etsin. Çok amin. Değerli insan olarak da çok değerliydi. Benim sohbetlerim olan bir insan. Bir kişi daha var. Perşembe günü cenazesi kaldırıldı. Böyle aniden. O tabii popüler bir isim gazeteci değildi ama. Gazeteci Ümit Enginsoy var. Şimdi hayır. Destan Burhan Doğan Çay var. Bu günlerde. Sade Ocak ayı demiyorum. Bu günlerde ya Perşembe günü cenazesi kaldı. Profesör Mevlüt Güngör. Toktamış Ateş. Mevlüt Güngör ilaveten. Ha Mevlüt Güngör, ha tamam. Hiç basında yer almadı. Tefsir profesörü. Ben dekanlığım zamanında onu, dekan olduğum fakülteyi aldım. Gençti. Adam böyle üç gün içinde rahmete kavuştu. Allah ailesine, çoluk çocuğuna sabırlar versin. O da çok önemli bir kayıptır. Onu da buraya koymak lazım. Mekanı cennet olsun. Değerli bir ilim adamı, sahasında önemli bir insandı. Dört kişi, yani dörde çıkarmak lazım. Mevlüt Güngör'ü, Profesör Mevlüt Güngör'ü de buraya eklemek lazım. Evet, dört kişi önemli. Aydın ve ilim adamları. Dört kişi gitti. Gitti, yani emanetlerini teslim etme günleri buraya denk gelmiş. Ocak ayı, ölüm ayı falan, bunları bizim onaylamamız mümkün değil. Evet, zaten öyle de, öyle inanırsan öyle olur. Onun için inanmamakta da fayda var. Yani Mehmet Akif Aralık ayında ölmüştür mesela. Hocam herkes de Ocak'ta ölecek yani, demek değil, evet. Yani hani evet. Bu ama hani bu kadar da mı tesadüf olur denmek isteniyor. Tesadüf falan değil işte. Yeni soruya geçeyim hocam. Hatay'dan Ayça Merdan sormuş. Eşim kendisiyle kiliseye gitmemi istiyor. Ben sadece eşlik ediyorum. Dinen sakıncası şimdi var mı? Bu bir dakika, onu cevaplayacağız. Şunu unutmayalım. Bu Erbain günleri, bak, senenin en soğuk mevsimler açısından baktık mı, en soğuk günleri. Yani enfeksiyonların kol gezdiği günlerdir. Dikkat edin, burada mesela rahmetli Mehmet Ali Brandt burada bir enfeksiyona maruz kaldı, öyle gitti. Ya. Adam kanseri yendi. Hatta şöyle. Sanıyorum Profesör Mevlüt Bey de bir ameliyat ama arkasından bir enfeksiyona maruz kaldı. O da öyle gitti. Yani tesadüf falan değil. Bugünler enfeksiyon riskinin çok yüksek olduğu günlerdir. Onu da unutmamak lazım. Ama yani bütün bunlar olurken steril olması gereken hastanelerde enfeksiyon nasıl olabiliyor? Hem de bu kadar şey hastanelerde yani. Hastanelerde enfeksiyona maruz kalanların çoğu hastanelerde, o steril ortam dediğimiz ortamlarda oluyor. Böyle. İşte ta hani onun olması, evet. Çok ilginç değil mi ya? Evet. Çok korkunç bir şey. Yani o çok ciddi bir meseledir. Ve en gelişmiş, en gözde, en pahalı hastanelerde de oluyor. Evet, her yerde oluyor yani o. Neyse. O da ayrı bir iş. İlgililerin bunu düşünmesi lazım. Hocam ilgililerin bunu düşündüğü, yani muhakkak kimi düşünüyordur da bir şey olmuştu. Görüyoruz bu kaçıncı, yani çok meşhur olsa da olmasa da neyse, yani hani tanıdıklarımızdan, eşten dosttan da görüyoruz, duyuyoruz aynı şeyi. Bu bakımdan bu hastanelerin de bir devlet tarafından sigaya çekilmesi lazım diye düşünüyorum. Yani siz para kazanacaksınız diye o hastaneleri, tabir mazur görülsün, böyle başıboş çiftlik gibi kullanamazsınız. Şimdi siz bilmem kaç saatlik ameliyattan çıkmış hastayı
herkesin girip çıktığı bir asansörden aşağı yukarı taşıdınız mı? İşte adam orada. Ama şimdi o zaman nereden taşıyacağım yani? Ona göre sistemini kuracak. O asansöre dışarıdan gelen adam girmeyecek. Çoğu bu yüzden enfeksiyon kaplıyor. Evet ya, hep bana hep bana diye bir şeyler de vermek gerekiyor, doğru. Yani bu sağlık meselesi sadece paraya, kazanca indekslendi mi işte böyle oluyor. Batılı buna hocam, asla izin vermemiş. Bütün sektör paraya endeksli, bütün sektör. Siz zannediyor musunuz ki hala o şeylerin, hayır, hastalıkların efendim, falan bakın, tedavisi yok, gelmişiz 2013'e. İnsana ve namusa, haysiyete indeksli olacak her şey. Türkiye'de sağlık sektörü, gıda sektörü suistimallerin en başta cirit attığı alanlardır. Biz vatandaş olarak, insan olarak devletin bu konuya hassasiyetle eğilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu iki alan Türkiye'de bir nevi başıboşluğa terk edilmiştir. Evet de ben bütün dünyada da böyle olduğunu düşünüyorum. Neyse, hayır, bütün dünyada için öyle değil. Siz sağlık sektöründe şu Türkiye'de olanların %10'unu başka bir Avrupa ülkesinde 7 sülalenizi mahvederler. Ben sistem olarak demiyorum. O virüsler, o virüslerin üretilmesi, o hastalıkların bir türlü sonlanmaması, sonlandırmak istenmemesi. Her şey koskocaman bir çark, koskocaman bir sektör bunun için. Yani hani çok zeki olmaya gerek yok bunu. Devlet isterse milimetrik hassasiyetlerle bunun üzerine gider ve bunu düzeltir. Biz diğer soruya geçelim. Kendi sen işimize geç bakalım. Evet. Hatay'dan işte sormuş Ayça Merdan. Eşi herhalde yabancı. Kendisiyle kiliseye gitmemi istiyor. Ben sadece eşlik ediyorum. Dinen sakıncası var mı? Can ben ne bileyim, niye eşlik ediyor? Niye gidiyor? Niye, adam yanında niye getirmek eşi istiyor, onu kadıncağız kiliseye taşıyor? Ben ne bileyim? Şimdi hocam ben o zaman en basit indirgeyim kendi aklım erdiğince. Şimdi adam, onlar pazar günleri kiliseye gidiyorlar ya. Evet. Karısını da yanında götürmek istiyor. Belki de hani karısıyla beraber orada olmak istiyor. Yanında olsun istiyor. Niye niye ne olmuş? Hocam ne bileyim ben adam mıyım? Ben ne bileyim? Hayır, ben de diyorum ki kadıncağız da diyor ki. Hani ben bir defa gider diyelim falan. Her sefer yanında götürmek istiyor. Ben pek hırlı bir davranış olarak görmüyorum bunu. Gitmesin. Hocam 3 5 6 derken Hristiyan olur çıkar. Hocam kiliseye gitmekle durduğun yerde Hristiyan olabilir. Tamam musun da yani her sefer niye rutin hale getirsin bunu? Hay gitse de orada mesela onların şeylerini yapması olmuyor mu? Neydi sorunun sonu? Bizim dinimiz eşin dinine müdahale istemiyor. Böyle bir hakkınız yok sizin. Yaşarsınız, ömrünüzü beraber geçirirsiniz. Herkes kendi dinini yaşar. Buna Kur'an-ı Kerim müsaade etmiş. Tamam ama niye devamlı öbür eşin mabedine gidecek yani? Ben bunu anlamıyorum. Diyelim ki çok güzel bir aşk var aralarında. Ve bu sebepten dolayı da bir araz doğacak. Ne gerek var o arazı yaşamaya? Gitsin ben, yani benim kanımca gitsin ama kendi ibadetini tabii ki kendi dinine göre yerine getirsin. Ey, şimdi öyle, o huzursuzluk yaratmaya gerek var mı şimdi? İnşallah öyle olur. Yani öyleyse. Kendi de içinden geliyorsa kalbinin sesini dinlesin. Ama ben şimdi burada verdiğim cevaplarla Müslüman eşin tırnak içinde çaktırmadan Hristiyanlığa çekilmesine yeşil ışık yakamam. Ha, siz o pencereden bakıyorsunuz. Bakarım tabii. Benim pencerem farklı. Alır der ki din otoritesi bir adam olan Yaşar Nuri Hoca bu konuda fetva vermiştir. O zaman yani aklı selime davet edelim kendisi. Öyle bir şey yapmasın, yani çekilmesin oraya. Yani herkesin kendi özgür iradesi var sonuçta. Gayet tabii. Bunların hangi sonuçları doğurduğunu biz de hayatın içinden görüyoruz. Tabii ben sizin baktığınız açıdan bakamam yani, her açı yok bende. Onun için. Ama siz haklısınız. Bunlar bizim fetvalarımızda olmaz. Yani niye kardeş? Sen dinini yaşa, o da yaşasın.
devamlı onun yanında oraya gidecek falan. O da ona oruç tuttursun. Ya bana ne, ne yaparsa yapsınlar. Ben onların hayatını mı tanzim edeceğim ya? Tamam hocam, diğer soruya geçiyorum. Malatya'dan Devrim Parlak sormuş. Çevremizdeki bazı insanlara Allah dostudur deniyor. Benim yeni mi ses gidiyor acaba? Gıcık yaptınız hocam. Şaka. Çevrenizdeki bazı insanlara Allah dostudur deniyor. Ben de kul olarak Allah'ın bir dostu değil miyim? Allah dostu tabirinin tanımını Kur'an vermiş, demin dedim. Allah dostu Türkçesi. Veliyullah veya Evliyaullah. Kur'an bu tabiri kullanıyor. Yunus suresinde. Tanımını vermiş. Orijinalinden de okuyorum. Tanım veriyor. Sıla edatı kullanarak. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Kimdir bu Allah'ın dostu olanlar? İman edip takvayı hayat tarzı haline getirenler. Başka bir şey yok orada. O zaman bunu ayaklarının üstüne oturtalım, netleştirelim. Kur'an mümini herkes Allah'ın dostudur. Bunun kıyafeti, kurumu, şeceresi, patenti, bilmem neyi olmaz. İman ve takvası olan herkes bu tanımın içine giriyor. Bunu kimse buradan aşırma yaparak kendini öne çıkarıp öbürleri dışlamaya kalkmasın. Tanım bu. Başka bir tanım var mı? Varsa Kur'an'da birileri söylesin. Matematik tanım veriyor Kur'an-ı Kerim. Ela inne evliya Allahi la khaufun aleyhim ve la hum yahsanun ellezina amenu ve kan. Tanım. Onlar şu vasıfları taşıyanlardır diye tanım vermiş. Şimdi evliya kültüne bin yıldır Müslüman dünyayı teslim edenler bu tanıma uydular mı? Peki o evliya-ı şeytan tanımına uyanlar kimler? Hah, işte onları Kur'an'dan hareketle onları deşifre etmek lazım. Çünkü onların tanımını vermiyor Kur'an-ı Kerim. Onları serpiştirmiş Kur'an'ın içine. Allah dostu tanımına girmeyenlerin tümü oraya girer. Genel konuşursak. Yani evliya-ı şeytan tabiri de Kur'an'da var. Şeytan evliyası. O ne olacak? Onlar kimler kardeşim? Bir de onları bir araştıralım. Sen tarikatlar hegemonyasıyla özellikle Gazali'den beri, 11. yüzyıldan beri İslam dünyasında akıl almaz bir hegemonya kurdun getirdin. Bir egemenlik kurdu. Peki Kur'an'ın telaffuz ettiği bu şeytan evliyası ne olacak? Kur'an'ın uzak durun dediği, bunlar sizi mahveder dediği, bunlar karadül örümceğine benzer, bunlara güvenmeyin, bunlar en yakınlarını bile zehirler mahvederler dediği, bunlar ne olacak? Bunları da bir tanıtın. Diğer soruya geçiyorum. Antalya'dan Ahmet Öztürk sormuş. Şeytan çiçeği denildiği halde neden cennette şarap ikram edileceği söylenir? Şeytan çiçeği mi? Hmm. İçeceği mi? İçeceği ama. Şimdi bakın. Bilgisizlik bu. Kelimenin Türkçesi ile Arapçasını birbirinin yerine kullanıyoruz. Kur'an'ın yasakladığı şarap içecek demektir. Her türlü içeceği ifade eder. Kur'an'ın yasakladığı hamr, tırnak içinde şarap başka bir şey.
Anlamadım. Yani içecek anlamında şarap başka bir şey, yasaklanan teknik manasıyla şarap başka bir şey. Cennette bize verilecek içeceğin yani ne olduğunu bilmiyoruz. Ne demek hocam o yani, içilecek olan şarap başka bir şey, orada yasaklanan şarap. Ya kardeşim. Şarap değil mi? Beverage tabirini biliyorsun İngilizce. Şimdi her türlü içeceğe şarap denir Arapçada. Su da şaraptır, gazoz da şaraptır, maden suyu da şaraptır. Fakat bir içecek var ki Kur'an onu yasaklıyor. O nedir? O hamr. Yani belli şartlar dahilinde üzümden yapılan alkollü içecek. Şimdi cennette bize verilecek olan nedir? Cehaletten millet simsiyah olmuş. Okumuyor, düşünmüyor. Sade geliyor bana aspirin, ağzıma at benim, yutayım ve bitsin. Böyle bir şey yok. Cennette bize şarap verecek. İçecek demek. Ne olduğunu bilmiyoruz. O hamr yani, hamr denilen şey. Üzümden mayalanma suretiyle yapılmış alkollü içecek. Onu yasaklıyor tamam. Kur'an. Onu yasaklıyor. Evet. Peki cennette de hamr kelimesi mi kullanıyor gene o şeyde? Şarabun diyor, içecek diyor. Ha şarabun başka, i̇çecek ham diyor. Başka. Hani kaldı ki, falan deyince kafa karıştı daha da. Kaldı ki cennette diyelim ki hamr türünden içecekler de verilecek. Alkolsüz. O şartlar ayrı şartlar. Yani cennette kavga yok. Savaş yok. Orada üzümden de bir içecek yapılabilir. Hamur türü bir içecek ama cennetin şartları ayrı. Patatesten. Ya cennette bu var. Şimdi Ömer hayyamlık yapıyor herkes. E cennette de bu içilecekse burada niye içmeyeyim ben? Şu ukalalığa bakar mısın? Sen Allah mısın? Cenab-ı Hak diyor ki bu dünyanın şartlarında bu alkollü içki size zarar verir. Cennet ortamında zarar vermez. Orada serbest bırakıyorum diyorsa Cenab-ı Hak bunu bir bildiği var ki böyle diyor. Birileri çıkıp diyor ki Allah'ım tamam da yani böyle şey olur mu? Ya burada serbest değil, orada serbest. Burada da serbest olsun. Bu cüret gösterenler bunun faturasını öder. Benim böyle bir cüretim yok. Cenab-ı Hak bu dünyada bu zararlıdır, yasakladım. Öbür tarafta zararlı olmayacaktır. Gidince göreceksiniz orada serbest bıraktım diyorsa başım üstü. Şimdi adam mercimek kadar kafasıyla bu işe burnunu sokuyor. Ve Allah'ın dediklerini yargılıyor burada, tasih yapıyor. Bu şuna bakar mısın? Yani Allah Allah'lığını kimseye vermez. Bütün nimetleri vermiş bize. Biz Allah'ın Allah'lığına niye göz dikiyoruz? O onu. Demek ki eğer dinden konuşuyorsak alkollü bir içecek olan şarap bu dünyada haram. Öbür alemde bütün içecekler öyle anlaşılıyor ki serbest. Niçin? Vallahi bunun cevabını Allah bilir. Ben bilemem. Birileri ben de bilirim diyorsa buyursun söylesin. Evet. Bursa'dan Zeki Ediz sormuş. Ruhlar insanlara görünür mü? Bu konuda yanlış bilinenleri açıklar mısınız? Ruh görünmez. Ruh görünür mü ya? Ruh. Ruh isim üstünde. Yalnız ruhların
Ha, bunu soran kişi demiş ki bu çok ne demiş? Bir daha sorayım. Çok suistimali açık, insanlar kandırılıyor bu şekilde. Gayet tabii. Biraz yanlış bilinenleri açıklar Gayet mısınız tabii. lütfen Gayet demiş. tabii. Gayet tabii. Ruhlar, bazı ruhlar çok istisnai, insilah dediğimiz bir olguyla dünya hayatında görüntü kazanacak şekilde kendilerini ortaya çıkarabilirler. Buna insilah külli denir. Tasavvuf literatüründe. Ama bu böyle herkes herkese görünür şekline getirilmemek icap Bu edilir. yani şey mi demek istiyorsunuz? Bazı aydınlanmış olan ruhların bazı kişilere gözükebileceği gibi bir şey mi yani? Şimdi burada hem görünen ruhun bu kıratta olması lazım, hem de onu görecek olan reseptör tarafın bu algıya müsait bir yapıda E olması tabii lazım. yani. Yoksa biz oturalım, ortaya bir fincan koyalım, Aa, çağıralım, gelsin bilmem ne, cevap bu versin. sahtekarlık, bu ancak filmlere konu olur. Öyle bir film vardı, Küçükken oynardık hocam gülmekten de onu. kırdılar bizi, geçen gene oynattılar onu. Kim o? Hangi film o? Kimdi o ya? O meşhur Türk filmi mi? komedyen orada başrol oynuyor. Türk filmi mi? Türk filmi. Herhalde zaten yani Yani hayatım ruh falan. çağırıyorlar. O arada biri de birilerinden kaçıyor. Yüzü gözü boyalar içinde. Kapıdan içeri giriyor. Bunlar tam da ruh çağırmışken, aa ruh geldi filan diye. Bunlar orada felaket o manzara. Yani ancak böyle olur. Şimdi maşallah herkes masanın etrafında toplanıp biz çağırdık geldi. Çağıralım mı hocam reklam arası? Şu fincanı ters çevirip. Ankara'da bir tarihte Biz çağırıyorduk küçükken, öyle bir oyunlar yemeğe vardı. çağırdılar. Ha, kim çağırdı? Yemeğe, yani yemek yiyelim filan, sohbet edelim. Şimdi oturduk. Çoğu hanım. Aradan bir 40 dakika filan geçti. Bir tanesi dedi ki, bana şu anda bir mesaj geldi. Aradan bir saat geçti. Bir hanım daha dedi ki, bana da şu anda şöyle bir mesaj geldi. Saat üstüne üçüncü hanım bir mesaj geldi. İletildi raporda geliyor muymuş hocam? İletildi, evet. Ya bir baktım, benden başka mesaj gelmiyor. Hep de Mevlana'dan geliyor ha. Ya. Ha. Ya güldüm ben şimdi ama sinirli bir şekilde. Dedim ki ya, ben hayatımın şunca yılını Mevlana araştırmalarına vermiş bir insanım. Mevlana uzmanı neredeyse, öyle tanınıyorum. Yıllar önceki bir hadis. Bu ne oluyor dedim ya, bana bir tane mesaj yok Mevlana'dan. Burada size yağmur gibi mesaj geliyor ya. Burada dedim bir sakatlık var. Yani bu işler sahtekarlığa çok müsaittir. Onun için ruh göründü bilmem falan. Sen ne yapacaksın? Sen görünen insanlarla konuş. Hocam hani ruh mu değil mi ciddi ruh falan değil tabii ki öyle bir şey değil. Ben de bu aralar çok mesajlar alıyorum. Halüsinasyonlarını çoğu, Halüsinasyon falan değil. Bana öyle şey yapmayın. seninkini Ruh bilmiyorum. hastası yapmayın beni Bakmak de. lazım ona. Ha? Hangi Vallahi zamanlarda sen böyle ruh görüntülerine maruz ruh görüntüsü kalıyorsun? falan görmüyorum. Böyle bir şey Ne? atmayayım. Hayır ama böyle bir içsel bir şeyler oluyor ve ondan sonra da şey oluyor. O ayrı bir şey. Ruh mu falan niye göreyim? Varidat sürekli akar. Varidat dediğimiz bu insanın içe doğuşları, bu Cenab-ı Hakk'ın bir lütfudur. Bu sürekli akar. Ve olur. Ona bir itirazım yok. Ha yok, ruh mu? Görmüyorum. Gayet tabii.
Ama görünüyor yani, ne hikmetse şimdi 30 yılını Mevlana'ya vermiş birine görünmüyor. Orada hanımefendi otururken yemekte ona mesaj geliyor. Ya Mevlana bu kadar absürt mü yani, böyle bir şey olur mu ya? Bazen hayal dünyasını ben çok şey yapıyorum. Gerçekten takdir ediyorum. Yani hani eleştirecek bir şey yok. Kimsenin hayatında eleştirmeyi istemem de. Hayalini eleştirmem. Sahtekarlığı eleştireceğim. Hayır ama işte o hayal dünyasını onu yaratıyor hocam. Vallahi öyle. O sırada Sabah, gerçekten. Sabah bu kadar o... saf değil bu iş. Hayır. Sahtekarlık var. Ama kimisi de onu yani belki ilgi çekmek için. Belki başka bir şey için. Bilmiyorum her ne için olduğunu. Ama kimi de böyle bir hayal dünyası, mesela o sırada işte atıyorum gözlerini kapatıp da meditasyon yaparken hani neler görüyor neler yani. Tövbe yarabbim, bilemem ama bayağı bir anlıyorsun. Ya ne hikmetse benim dikkatimi çekiyor. Dul hanımlarda çok oluyor bunlar. Yani niye? Ay! Ya niye? Dul hanımlar dersin. Alakası hocam, yok. Neydi o elektrik? Bir şey söyleyeceğim hocam ama yani o lamba dedik patladı, o susun gayet diyor. Doğal. Ne var bunda? Bir yerine bir şey geldi mi? Gelmedi de bence bir susun. Büyütme. Sen geldi. Geçen gün burada bardağı elimdeydi, çay döküldü. Konuşmaya devam ediyorum. Sen burada gülüyorsun. Hocam, nasıl devam ediyorsun diye. Hocam ben size bir şey söyleyeyim mi? O gün o kadar öfkeliydiniz ki siz. Sizde enteresan bir öfke vardı. Bakın sizden sonra ben o gün yayından çıktım. Önce kardeşimi fırçaladım. Kimden hırsımı alacağım diye bilemeyip. Ondan sonra kuzenimi fırçaladım. Sana da yansıttım yani. Yansıttınız tabii ya. Feci bir şekilde. Ben bir öfke küpü olaraktan herkese bir fırça olacak bir fırça değil yani. Ve tamamen sonra sizden geçtiğini inanıp ondan sonra bir şekilde ya kendimi arındırdım. Ya Sabah, ben onu yadırgamıyorum. Senin dediğini önemsiyorum. Geçirmeyin da. Geçirmeyin bana bir neydi şey. Diye bir mana veremedim. Neydi mi? O gün nereden ben öfkeliydim bilmiyorum ki. Bilmiyorum, içinizde bir öfke vardı. Ya havadan sudan, ne bileyim ben neden. Allah. Belki Allah. Karar veremiyordunuz, o da öfke olarak çıkıyordu. Acaba? Ben düşünüyorum onu. Bilemem. Yani ilk defa böyle bir bardağa çarpma falan. Evet, merak ediyorum. Neyse bu da patladı, iyi oldu. Patlatalım bir iki tane daha. Valla patladı. Ben şey alacağım, hani kurşun falan döktürüyorlar ya. Ben bu kurşuna bir yayında arada bir havaya atacağım ki. Yeter hani şeyler kurtulalım diye negatiften, neyse. Şurada bilmiyorum ama onlarca ampul var. Ha. Şimdi bunlardan birinin ikisinin patlamasından daha normal ne olabilir? Bunu niye böyle oralara çekip buna bir metafizik mana veriyorsun? Nerede bizim ışıkçımız? Ay çok patlıyor bu aralar hocam ya. Patlar. Vallahi. Ampul bir patlasın değil mi? Voltaj inip çıkıyor, inip çıkıyor. Olur. Belki de sizin voltajınızdan. Benim voltajım, sen onu deme. Şimdi benim voltajımı devreye sokarsan burada ampul kalmaz. Ben onu bloke etmişim, o kimseye bir zarar vermez. Hocam bence ne yapalım biliyor musunuz şimdi? Ben size fikrimi söyleyeyim mi? Siz nişanı falan boş, hiç vakit geçirmeyin nişanla. Nişan yemek yiyelim hep beraber. Allah ne verdiyse. Ondan yani sonra yap bitir mi diyorsun hemen, yoksa vazgeç mi diyorsun? Yap bitir diyorum hocam ya. Sen sağ ben selamet. Ya bu iki tarafın kararıyla olacak, boyacı küpümü sokup çıkarayım. Hemen böyle. Hocam imkanlarınız var. Çok güzel markalarda çok güzel hazır gelinlikler var. Gerçekten yıkılıyorlar yani. Hani aman dikilecek, mikilecek falan diye beklemek zaten size yakışmaz artık. Yani. Olsa gayet güzel gidecek. Onlar da çok güzel marka oldukları için cuk diye oturur üstte. Bütün kalıbı malıbı falan. Bitti gitti, nikah tarihini zaten alırız. Alırız. Yani. Amin derim. Hı? Ama bu kadar kolay değil bu iş. Yokuşa sürmeyin hocam. Bu kadar kolay değil bu iş. Bence zorlamayın.
Zaten güzel şeyler çok kolay olan şeyler de değildir. İşte öyle kodlarsanız bilinçaltınızı ondan sonra uğraşır durursunuz. Ben kodladığım falan yok. Ben anında görüntü adamıyım. Benim meşrebim budur. Ama öyle olmuyor işte. O da sizin elinizde. Onu da siz ikna edeceksiniz hocam. Yani istersen yaparsın diyorsun. He? Bakalım. Kalp zaten atıyor. Önemli olan ritmini arttırabilen de. Arttın kalbin ritmini. Ne güzel temenniler bunlar. Teşekkürler. Neyse. Programa geride bir programımız var. Ve o süreç içerisindeyiz. İzmit'ten Özge Karayal sormuş. Eşim cennetle cehennemin şu an yaşadığımız hayat olduğuna inanıyor. Bu ne kadar mantıklı? Cennetle cehennem İslam bilginlerinin aşağı yukarı ortak kabulüyle cennet ve cehennem şu anda var. Hatta Muhammed İkbal buna dayanarak cennet ve cehennem mekanlar değil hallerdir diyor. Yani bizim zihnimizde yaşadığımız hallerdir. O İkbal'in görüşü. Cennetle cehennemin şu anda varlığını şimdi girmeyeceğim. Sadece bu işten haberdar olanların hatırlaması için teceddüd-i emsal dedikleri bir terimle bunu izah ediyorlar. Ama bu dünyada mı yoksa İkbal'in dediği gibi bizim içimizde yaşadığımız hallerden ibaret mi? Orasını bilemiyorum. Cennetle cehennem şu anda var. Berzah aleminde var. Fakat kıyametten sonra doğrudan doğruya hayat onu çok radikal biçimde yapılandıracak ve iyilerle kötüler artık ayrılacaklar. Ama Kur'an'ın verilerine göre o da bu dünyada kurulacak. Çünkü kıyametten bahseden ayeti kerimelerden biri o gün yeryüzünü başka bir yeryüzüne tebdil edeceğiz diyor. Nübeddelül erzı gayrel erzı. Yani hadise bu dünyada çözülecek bu ayete göre. Bunlar o kadar müteşabih, o kadar net şeyler söylenemeyecek kavramlar ki biz bunlara inanıyoruz fakat nasılını fotoğraflayamayız. Yani günü geldiğinde göreceğiz. Her şey günü geldiğinde zaten bir şekilde ortaya çıkacaktır. Ama bu inanç, yani kişinin bu inançta olması daha iyi bir şey mi? Tabii yani ben de bu soruyu soranın algıladığı gibi algılıyorum Kur'an'ın verilerinden de. Her şey bu dünyada bir biçimde hallolacak gibi geliyor bana. Hocam bir 60 saniye ara verelim. Tamam. Ondan sonra devam edelim. Ve hocam yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güzel bir reklamımızı geçirdik. İstanbul'dan Neşe Demir sormuş hocam. Eve giren çok sayıda karıncayı öldürmek günah mıdır? Yani öldürmeden karıncaları evden uzaklaştırmanın bir çaresini bulmak gerekir diye düşünüyorum. Hocam hoştan anlamaz, pisten anlamaz. Ne yapacaksın hayvana? İşte, evet karınca öldürmek çok günah. Hani çok kötü bir şey ama hani evi de sardım. Can bu ya. Sonra can karınca mıdır? Karınca üstelik de hakikaten mucize bir hayvan. Aynen öyle. Yani o karıncayı ezmez derler. Ya karıncayı eziyorsa zaten her şeyi ezer. Hocam ben bisikletle falan giderken Çeşme'de karınca ezdiğim diye kaç kere düştüm biliyor musunuz? Her yerim benim yara bere içindedir. Çok saygıyla karşılarım. Ben de karıncayı çok severim. Ama bazen de yani mecbur kalabilirsiniz. Ya giriyor evet. Nasıl bir çare bulunabilir? Ben de hep düşünürüm. Ha limon koy falan derler kaçağa. Tabii limonu ikiye keseceksin koyacaksın falan bir yerlere. Benim bir tane evime çok giriyordu limonlar koyuyordum. Bak şimdi hatırladım. Limon. Ha. Ha yeni duyuyorum.
Ben de karıncaların çok sevdiği insanlardan biriyim. Çok giriyor. Nasıl giriyor, nasıl ediyor? Yani. Fakat onları öldürmek bana öyle ağır geliyor ki. İşte ama ne yapacaksın, bir bunun bir çözümü olması. Vallahi ben limon diye biliyorum. Atıyor muyum acaba, baş soğan mıydı o? Yok, limon limon. Limon. Koyacaksınız, o pencereden mi giriyor, o yerden mi giriyor, neresi onun önüne limon. Ama yani limon şey olana kadar değil, kuruyana kadar değil, o tazelenecek. Tazeleriz, o zor bir iş değil. Nasıl bir hayvan? Yani nasıl? Kişiler o zaman öldürmeden onları şey yapmanın. Evet. Uzak tutmanın. Yani bütün imkanları denemek lazım. Yolunu denesinler. Evet. Aslında internette falan bununla ilgili belki çok bilgi var. Hani ben limonu biliyorum. Ötekisi mesela belki de patlıcan diyecek. Ne bileyim ben yani hani. Eminim. Vardır onun bir şeyse. Eminim. Meyvesi, sebzesi ya da bir formülü. Şimdi öyle de bir hayvan ki girdi mi yüzlercesi giriyor. Evet. Yani bir uğur böceği gibi hani tutup da pencereden dışarı atacağım türden bir hayvan da değil. Doğru. Nasıl giriyor? Akşamdan bir şey yok, sabah bir kalkıyorsun orada yüzlerce. Evet, hem de nasıl? Koloni kurmuş, böyle harıl harıl çalışıyor. Karınca deyip geçme. Dilara Eryuva sormuş İstanbul'dan. Altıncı hisse inanıyor musunuz? İslami bilgilerde bu yer alıyor mu? Kesinlikle, tabii. Tabii. Çok önemli. Evet. Tabii onun da sahtekarlığı almış yürümüş, ayrı dava. Ama var. Evet, geçelim diğer soruya. Şengül Cihat sormuş İsparta'dan. Tarihte evliyalar var mıdır? Bu konuda bilgilendirebilir misiniz? Ne demek tarihte? Bugün de var. Bütün Kur'an müminleri evliyadır Kur'an'a göre. Deminden beri anlattık. Tarihte bunun sahtekarları da var mıdır dese daha güzel olur soru. Tamam, siz onlar da vardır. Verin. Ama Kur'an müminleri olduğu sürece Allah'ın velileri de var demektir. Kim Kur'an mümini ise Allah'ın velisi odur. Onu takip edecekler. Başka bir ölçüsü yok bunun. Kur'an'ı din yapan veya dinini Kur'an yapan, bak bak bak. Ey ahali, Kur'an'ı din yapan veya dinini Kur'an yapan herkes Allah'ın velisidir. Ölçü bu. Bunu Kur'an veriyor. Bunun dışında kalanlar da şeytan evliyasıdır. Bunu da Kur'an veriyor. Daha ne söyleyeyim ki? Siirt'ten Rıdvan Akın sormuş. Nuh tufanı dünyanın belli bir bölgesinde mi yoksa tüm dünya mı da, dünyada mı yaşanmıştı? O tartışmalı. Onu o zaman yaşayanlar tabii bilir. Belli bir bölgede olduğunu söyleyenler var. Genel bütün yer küreyi kapsadığını söyleyenler var. Ama yeryüzü o zaman bütünüyle meskün değildi ki. Benim kanaatimde bu lokaldir. Belli bir bölgede orada Hazreti Nuh'a karşı çıkmış, tevhide, tebliğe karşı çıkmış, zulmü hayat tarzı haline getirmiş, adamların kümelendiği bir yerde olduğu kanaatindeyim ben. Ama bilemeyiz tabii. Belki de geneldir bütün yer küreyi kapsayacak şekilde bir tufandır.
Bilmiyoruz. Var mı başka sorumuz? Var. Bizim oradan çıkaracağımız şudur. Nuh tufanı, Nuh zulümleri, Nuh'a yapılan zulümlerin tekrarlandığı her yerde Nuh tufanı tekrarlanır. Bu sularla gelen bir tufan olur, başka türlü gelen bir tufan olur. Bu da Kur'an'dan çıkıyor. Toplumlar Nuh'a yapılan zulümleri tekrar etmemek durumunda. Tekrar ederlerse tufanlar gelir. Bunu unutmayalım. Kütahya'dan Ece Soylu sormuş. Gömülmek istemeyen inançlı bir kişi yakılabilir mi, denize atılabilir mi? E işte geçen de söyledik. Ha. Yani bir adam beni denize atın. Ben ömür boyu denizden balıkları yedim. Şimdi vücudum onların işine yarasın. Onlar da benim vücudumu yesin. Derse ve imanı açısından bir defosu, bir eksiği yoksa ben bu adama bir şey diyemem. Ama İslam'ın bin küsür yıllık geleneği insanların toprağa defnedilmesidir. Yani bunu niye değiştiriyor bir adam anlamış değilim. Yani hadi. İstiyorsan. Evet. Son soruyu sorayım hocam. Sonra da Kur'an-ı Kerim'e geçelim. Sinop'tan Hasan Çoban sormuş. Demir elementinin Kur'an'da geçtiği söyleniyor. Bu mümkün olabilir mi? Demir Kur'an'da geçiyor. Hatta Kur'an'da Hadid, demir diye bir sure var. Tabii. Geçiyor ne demek? Kur'an'da bağımsız bir sure var. El-Hadid diye, demir. Tabii, o gelecek, okuyacağız. Kaçıncı sure oluyor Hadid? Bakalım. Yani iniş sırasıyla bizim sistemimiz. Peki hocam, mesela yüzyıllar öncesinden nasıl bu elementlere işaret edilebiliniyor? Eder mi? Demir yüzyıllar... Belki binlerce yıldır biliniyor. Değil mi? O milyar yıllara düşünürsen de zor. Demir, Kur'an'da gücün, saltanatın sembolü gibi kullanılıyor. Ve demirde insanoğlu için çok ciddi sıkıntıların da olduğu ise be'sün şedid ve menafi'ü linnâs. Hem çok faydalar var insanlık için hem de çok çetin, problemli bir takım gelişmelerin de sebebi demir. Bakın dikkat edin. Yani demirin girmediği bir güç sistemi söz konusu değil. Bir defa bütün silahlar demir demektir aşağı yukarı. Basit bıçaktan gelişmiş kılıçtan namlulu ateşli silahlara kadar. Demir. Demir büyük çoğunluğuyla tarih boyunca zulüm sergileyen güçlerin de göstergesidir dikkat edersen. Bütün zalimler demiri bir biçimde kullandılar. Doğru. Ve Kur'an'ın demiri biz indirdik yeryüzüne diyor. Bak, elementi indirdi tabii ki. Fihi be'sün şedidun. Çetin, çok zorlu problemler var bu demirde. Ve menafi'ü linnâs. İnsanlar için faydalar da var. Ama birinci sıraya o çetin problemlerin kaynağı oluşunu koymuş. Geleceğiz, o sureye geleceğiz. Okay. Hocam şimdi açalım Kur'an-ı Kerim'in sizin mealinizi. Saat suresinde kalmıştık. 9. ayette. Kaç? 60. 60. sayfa. 9. ayet. Evet. Yoksa aziz, vahhab olan Rabbinin rahmetinin hazineleri onların katında mı? Hani diyorlardı ya, bir hatırlatalım.
peygamberlik, böyle yüce haberler, bunlar kaldı kaldı da buna mı kaldı diye peygamberimizi küçümsüyorlar ya. Başka doğru dürüst şu iki büyük beldeden şu kadar önemli adam var diyecekler, o da gelecek. Yani bu adamlar dururken şu yetim çobana mı bu iş kaldı dediler, devam ediyor şimdi. Yoksa göklerin, yerin ve bu ikisi arasında bulunanların mülk ve saltanatı onların mı? Ha. Eğer öyleyse sebepler içinde iplerle yükselsinler. Belli, evet. Bir şey diyecek misiniz? Yok. Kabile... Yani cevap veriyor onlara Kur'an-ı Kerim. Hı. Diyor ki, Cenab-ı Hak mesajını kimin aracılığıyla göndereceğini, peygamberler açısından bakarsak, ilim açısından bakarsak, hangi benliklerde, hangi beyinlerde, ruhlarda ilminin ışığını öne çıkaracağını bunlara mı soracak şimdi? Cenab-ı Hak da böyle cevap veriyor. Siz kimsiniz diyor ya. Ben yetim çobanı da mesajım için seçerim. İlmi ve aydınlığı vermek için onu da seçerim, bunu da seçerim. Seçerim yani. Siz mi buna ambargo koyacaksınız? Evet. Kabilelerden oluşmuş çözüm ona... Bak gene aynı şeyi, bak geçen gün de aynı okudum. Sözümmüş. Sözüm ona. Kabilelerden oluşmuş sözüm ona bir ordudur bu. Şurada bozguna uğratılacaktır. Ha, bunlar böyle diyor ama diyor ki Cenab-ı Hak sen biraz sabırlı ol, bunların akıbetini göreceksin. Bu ahzap kabileler bir pakt kurdular, birlik kurdular Hazreti Peygamber'e karşı. Onların hezimete uğrayacağını da burada bildiriyor Peygamberimiz. Evet. Onlardan önce Nuh, Kahmi bunları ve... Bunları okumuştuk sabah. Ha, ama oku, surat ne var? Tabii bunları okuduk. 24'te kaldık ya. Sözüm onayı çünkü gene gözüm ona diye okumuştum. Ben de şu anda tam aynı anda fark ettik. Semud alttaki 13. sureyi okudum, orada fark ettim. Tamam, 24'e geçelim. Doğru söylüyorsunuz. Sonra şöyle bir kurşun kalemle, bak kurşun kalem kitap okuyanların olmazsa olmazıdır. Boya kalemle yazarsan hem kitap tahrip olur hem de yarın değiştirmeye kalktın mı problem çıkar. Hocam ben kurşun notumu kalem, koymuştum. Kurşun kalem, bir çentik, soru işareti. Aynı sayfada iki yerde kalınca buraya baktım, bunu gördüm, oradan başladım. Biliyorsun, sonra hatırladım. Büyük Atatürk 24'te hep kalmışız. Kurşun kalemle okurdu. Evet. Binlerce kitap okumuş ve notlar koymuş kenarlarına kurşun kalemle. Benim en çok benim de şahsen tükettiğim kurşun kalemdir. Feci kurşun kalem tüketirim ben. Akşama kadar kurşun kalem çalışır benim masamın üstünde. Kurşun kalem çok önemli. Evet. O zaman ben 24. ayete geçiyorum. Oku. Davut dedi. Vallahi Davut dedi değil. Davut dedi. Davut dedi. Dedi, evet. Tamam. Vallahi senin bir tek koyununu kendi koyunlarına katmak istemekte sana zulmetmiş. Şimdi o koyun şeyini anlatın isterseniz hocam. Nasıl Davut'un yanına girmişler. Şimdi insanoğlunun bir tane dava, bir tane dava onları okuyalım var. Da anlatayım. 99 tane okuyalım, okuyalım. Oradan mı alayım? 24'ten tabii 23'ten okuyalım. 23'te de değil o, 22'de. 22'de. Davud'un yanına girmişlerdi. Şimdi de iki tane çekişen korkmuştu. Adam. İki tane çekişen, aynen. Evet. Korkma dediler, biz iki davacıyız. Birimiz ötekinin hakkını çiğnedi. Şimdi sen aramızda hakla hükmet, adaletsizlik etme. Bizi yolun denge noktasına ilet. Şu benim kardeşimdir. Kendisinin 99 koyunu var. Benimse bir tek koyunum var. Buna rağmen onu da bana ver dedi ve tartışmada bana galip geldi. Davud dedi. Vallahi senin bir tek koyununu kendi koyunlarına katmak istemekle sana zulmetmiş. Zaten ortaklardan birçoğu birbiri aleyhine haksızlık ve zulme sapar. Bak. Çok enteresan. Evet. Evet. İman edip barışa, hayra yönelik işler yapanlar böyle değildir. Ama onlar da pek azdır. Davud kendisini imtihan ettiğimizi düşündü. Hemen Rabbinden af diledi. Rükû ederek yerlere eğildi ve Allah'a yöneldi. Şimdi iki tane insan geliyor. Diyorlar ki biz çekiştik. Bizi muhakeme et.
ve meselemizi çöz. Burada insanoğlunun burada ne simgeleniyor hocam? En yumuşak insanın doymazlığı ve başkalarının asgari imkanlarına bile göz dikmekten hiç çekinmeyeceği vurgulanıyor. Şimdi diyor ki 99 koyunu var, benim bir tane. Bu koyun olur, bina olur, para olur, iş olur, şirket olur, ne bileyim olur da olur. Program olur. Bu bir tane koyunuma da göz dikti, onu da kendisininkine katmak istiyor. İşte bizi diyor dinle ve aramızda bir hüküm ver, ona uyalım. Musallat olmuş adamın bir koyununa, kendisinin sürüsü var, komşusunun bir koyununa musallat olmuş. Açgözlülük. Açgözlülük kelimesi çok hafif kalır. Zulüm, firavunluk bu. Bir tane koyunu olan adamı düşünün. Yani onunla büyük ihtimalle ondan aldığı sütle filan hayatını idame ettiriyor. Öbüründe sürü var. Şimdi o bir tane koyunun adamın yani akşamdan sabaha yiyeceği iki lokmaya musallat oluyor gidip. Bu insanoğlunun ezelden ebede en büyük açığı, en büyük kırılma noktası, en büyük zulüm noktası, en büyük musibeti. Bunu veriyor. İşte Maun suresi bu illetin son peygamber ümmeti açısından tahlili, tenkidi olarak bize verilmiş. Onun için diyor ki, başkalarının haklarına musallat olanların benim anladığım manada dini mini olmaz. Onlar dini inkar etmiş sayılırlar ve onların ibadetleri de onlara lanetten başka bir şey getirmez. Kur'an çözümü getirmiş. Hükmü domuz bunlar. Yani Maun suresi şu ayetlerin de bir açılımı sayılabilir. Maun suresi mesajı ve bin netice bizim naçiz eserimiz Kur'an'da bu konulara dikkat çeken yüzü aşkın ayetin bir açılımıdır. Maun suresi öyle bir mucize özet ki böyle çerçeve. Hocam devam edeyim, şu sayfayı bitirelim. Biz de onu ondan beraat ettirdik. Katımızda onun için bir yakınlık ve güzel bir gelecek var. Ey Davut, seni yeryüzünde bir halife yaptık. Artık insanlar arasında hakla hükmet, geçici hevese uyma ki, seni Allah yolundan saptırmasın. Ah. Allah yolundan sapanlar için hesap gününü unutmuş olmaları yüzünden şiddetli bir şimdi, azap vardır. Şimdi ne yaptı Kur'an-ı Kerim? Kendi üslubu, kendi semantiği içinde. Önce toplumdaki zulmü koydu. Nasıl zalimler mazlumlara musallat oluyor. Bunu koydu. Sonra toplumu yönetenlere döndü. Davut onların sembolü. Ve onlara diyor ki sizi bu işleri halletmek üzere o mevkilere getirdik. O halde görevinizi yapın. Ne yapın? 99 koyunu olduğu halde bir koyununa adamın musallat olmuş zalimleri durdurun. Ve o bir koyun sahip olanların yanında yer alın. Yani dini kapitalizm zulmüne payanda araç destek yapmayın. Çünkü din bunun tam aksini yapmak için gönderildi. Hani konuşmuştuk ya, iki şeye dokunuyor din. Ecdat kabullerine, işin inanç boyutu. Bir de servete.
sosyolojik boyut. Bunlara dokunmayan din, din olmaz. Soytarılık olur. Kur'an'ın dini bu ikisine dokunuyor. Bunlardan rahatsız olanların da dini olmaz. Bu dokunmadan rahatsız olanın dini olmaz. Yönetenlere de diyor ki Kur'an-ı Kerim, bu ikisine dokunacaksınız. Bak adam sürüsü olduğu halde bir tane koyununa musallat oluyor adam. İnsanoğlu bu. Bunlara dokunun diyor. Bunları hizaya getirin. Sen onun için orada varsın. Ha bunları hizaya getirmek yerine efendim 99 koyununuza bunun bir tanesini de katmak mı istiyorsunuz? Ben size yardımcı olurum. Birlikte namazlarda, camilerde, orada burada görünelim, fotoğraflarımız çıksın. Ne dindar adam falan, besmelesiz yemek yemez falan. Senede birkaç defa umreye de gidelim. Sonra ben size destek vereyim, o bir tane koyunu da sizin 99'a katın. Böyle yapmayın diyor Kur'an-ı Kerim. Devam ediyorum. Biz şu göğü ve yeri ve ikisi arasındakileri boşuna yaratmadık. Böyle düşünmek küfre sapanların sanısıdır. Vay hallerine o inkarcıların ateş yüzünden. Yoksa biz iman edip barışa, hayra yönelik işler yapanları yeryüzünde fesat çıkaranlarla aynı mı tutacağız? Bak, bak, bak. Yoksa takva sahiplerini arsız sapıklar gibi mi yapacağız? Kutsal, bereketli bir kitap bu. Sana indirdik ki onu, ayetlerini derin derin düşünsünler ve öğüt alabilsin temiz özdürler. Ne için indirmiş kitabı? Ey ahali! Tabii ey insanlık! Kitabun enzelnâhu ileyke mübârekün liyeddebberû âyâtihî ve liyetezekkere ulul elbâb. Allah Allah! Şuna bakar mısın ya? Ya titrememek mümkün mü ya? Bir kitap ki bu, kutsal ve bereketli. Ve biz indirdik onu. Ne için indirmiş? Mesajı üzerinde derin derin düşünülsün diye, telaffuz edilsin diye değil beyefendi. Hoca efendi, hocam, ah benim hocam, sakalını sarığını sevdiğim hocam. Sen bu ayetin tersini söyledin bu millete asırlardır. Dedin ki siz telaffuz edin, sevap alın, gerisine karışmayın. Hocam yalan söyledin. Allah seni affeder mi etmez mi bilemem. Çünkü yaptığın çok büyük bir zulümdür. Ama yalan söyledin ümmeti Muhammed'e. Ve bu yalanı hala devam ettirenleriniz var. Kendinize gelin. لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ diyor. لِيَتَلَفَّزُوا آيَاتِهِ demiyor. Hoca telaffuz kelimesi Kur'an'da yok. Derin derin manası üzerinde düşüneceksin. Manası üzerinde nasıl düşünecek hoca efendi? Meharici hurufu öğrenmekle mi düşünecek? Dat şuradan çıkar, sat buradan çıkar, kaf şuradan. Şey, bu tabirleri kullanıyor Elmalı üstadımız. Öyle diyor, dat patlatmak, kaf çatlatmakla Kur'an okunmuş olmaz. Manası üzerinde düşüneceksin. Bu patlatmak, çatlatmak tabiri aynen tefsirinde kullanmıştır Elmalı. Hocam programın süresini bitirdik. İyi ki o zaman rütük mütük yokmuş, Elmalı'ya da basardılar cezayı. Patlatmak, çatlatmak dedi mi? Aynen öyle kullanıyor, mekanı makamı cennet olsun. Şimdi bir kitap ki ayetleri üzerinde derin derin düşünesiniz diye indirdik bunu diyor. Aynen, ayetlerini papağan gibi telaffuz edesiniz diye değil. Hoca, hoca ve ey ahali, burada kalalım. Burada kaldık zaten çünkü yayın süremiz bitti. Peki. Hocam size de bütün izleyicilerimize de sağlık dolu, mutluluk dolu, şans dolu bir hafta sonu tatili diliyorum. Hoşçakalın.